Leyla İpekçi, Dünya Savaşı'nın galibiysen ne yazar? İç Dünya Savaşı'ndan mağlupsun. Müslüman olmuş bir batılıydı. Müthiş bir insan yetiştirme ve benlik eğitimi geleneğiniz var dedi. Hayatının bir döneminde aşka düşmüş ve mürid-mürşid ilişkisine talip olmuş, aradığını büyük zahmetlerle iz sürerek bulmuştu. Seyr-i çıkarmıştı yolculuğunun neresinde olduğunu biliyor, manevi seferlerinde nefsini ruh, kalp, akıl kılmaya, sır makamına ulaşmaya çalışıyordu. Biz dedim bütün bunların neresindeyiz diye merak ediyorsan söyleyeyim. Bizde ibadetleri eyleme dökmekle yani işin şeklini icra etmekle dindar olunuyor. Buna maneviyatını verense Müslümanlar adına mazlumiyet davalarına sahip çıkacak ittifakları kurmak. Kudüs, Arakan gibi davaların çözülmesinde aktif rol üstlenmek, dindar nesiller yetişsin diye muhafazakar hayat tarzları önermek gibi mevzular. İşin hikmetini, kalpteki sırrını, mananın tabirini, gönüldeki yansımasını, nefisteki ispatını filan keşfetmeye dayalı bir maneviyat değil bizimkisi dedim. Asıl sünnet, peygamberin miracından mülhem, kişisel miracımızı gerçekleştirmekse bizim anlayışımız daha ziyade şekilsel taklide dayalı olmaktan ibaret. Her Muhammedinin emaneti vahdet şuuruna ermekse, vuslat etmekse bunu ancak gerçekleştirenler biliyor. Çünkü doğudan batıya gönül coğrafyamızın fethi ve genişlemesi bu şekilde oldu. Bir insana hakiki ile bir toplum diriliyor. Hepimizin hedefi o canlı hakikatin tecellisine acizane katkımızı sunmak değilse her saniye boşuna oyalanıyoruz dedim içimden çünkü kendimize olan kızgınlıklarım yine de abartılı bir öfkeye dönmemeliydi ne de olsa 15 Temmuz'da iradesine ve geleceğine ölüm pahasına sahip çıkmış bir halktık ve merhamet ittifakıyla bütün mazlumlara yardım ulaştırabiliyor savaş mağduru milyonlarca mülteciye bütün provokasyonlara rağmen ev sahipliği yapabiliyorduk. Elhamdülillah. Gel gelelim içimizdeki düğümler çözülmeden duruyordu. Şu cemaate şu kitaplar okunacak, şu marketten alışveriş yapılacak, şu dergilere abone olunacak şeklinde önermelerle, ferdi sırrı ve melekeleri baskılayan bir dayatmayla, insanlığın ve kainatın tekamülüne tevhidi, bütüncül bir değer katabilir miydik? Bir örnek insan yetiştiren anlayışta kişi kendi biricikliğini, özündeki hak sırrını nasıl bilebilirdi? Toplu irşat ile kalp ilmine varmak mümkün olsaydı, adım başı hak dostuna çarpardık. Bizler benlik perdelerinin ardında ne olduğunu, neye varmamız gerektiğini bilmeden geçip gidiyoruz. Bu sebeple işte bize geldiğe davet eden ve kendi yoluna girenlerin sayısı arttığında imanın güçleneceğini sanan çok dinler var dedi sanırım o da içinden. Mümin olup olmadıklarını, nefislerini Müslüman edip etmediklerini o mertebelerden geçmiş olanlar anlıyordur muhakkak. Allah bilir. Ve devam etti. Bize düşen nefsimizin rızasıyla yaşadığımız sürece aynı anda kendi kendimizin zalimi ve mazlumu olduğumuzu fark ederek irfan ve aşk eğitimine talip olmak, gönüldeki gerçeğin ana dilini işitecek hale gelmek. Sonra ben ekledim içimden. Firavunu Musa zamanında yaşamış bir kötü adam olarak kodlamak yerine nefsimizin kötü huylarının firavunluğunu fark edebilsek keşke. İtiraz ve inkarla yerimizde sayarken ceplerimiz dolmuş, rütbelerimiz artmış neye yarar? Yanımızda azık olarak ne götüreceğiz? Batılı Müslüman benimle bu kez yine yüksek sesle dertleşmeye devam etti. Batının faşizme ve kitlesel sömürüye, savaştırmaya ve işgale dayalı bütün süslü ideoloji ve felsefeleri, tevhid gerçeğinin yanında yetersiz kalıyor. Fakat işin tuhafı şu, ha çöktü ha çökecek dediğiniz batı uygarlığının mensuplarında bu kadar yalan, dolan, talan, tama, hile hala da bulamazsınız. Bilmez miyim dedim. Nasıl bir ilahi cümbüşse bu, Dindarım diyenlerin yalancılık, haset, kin, gazap, hınç, tamah, riyakarlık, riyaset gibi benlik günahlarından neşet eden ahlaki dejenerasyon o kadar fazla ki. Dünyada savaştığımız ne varsa iç dünyamızda karşılığı var. İçimiz bu kadar kanalizasyon borusuyla doluyken gönüllere barış boruları döşememiz mümkün olabilir mi? Güldü kara kara. Pipes of Peace dedi. 80'lerin Paul McCartney'sinden kalma bir şarkı sözüydü bu. Evet, bari bu sesli ve sessiz konuşmamızı Doğu-Batı ayrımına girmeden bitirelim dedik. Barış borularını döşemekte Doğu veya Batı'ya fark etmiyor ne de olsa. Çalıp çırpmayan, liyakat ve adalet üzere iş yürüten, hak yemeden çalışma ahlakına sahip toplumların elinden dünya yöneticiliğini alacak bir kudretimiz var mı? maksat ele geçirmek değil, gönül fethetmek olmadıktan sonra adaletle hükmetmenin imkanı nasıl sağlanır? Kuşkusuz hepsi güçlü kadınları, adamları var bugün küresel kapitalist dünyanın. Doğulu batılı devletlerin bürokrasiyi bazen hileyle bazen de adaletle yöneten temsilcileri var. Üst düzey yöneticileri, şirket liderleri, kurum müdürleri, politikacılar, danışmanlar ya da mal mülk arazi sahibi nüfuzlu aileleri elemanları var. Bütün bu iddialı makamların temsilcileri nefis terbiyesinden geçip kendini bilme merhalesine gelmedikleri sürece gerçek anlamda neyin başarısını, neyin zaferini kutlamaktalar. Neyin gücünü kutsamaktalar. Nefsin en alt basamağında debelenirken uluslararası bir şirketin CEO'su olsanız ne yazar? Nasıl yazılmaktadır alın yazgısı? Ve şüphesiz ki insana çalıştığından başkası yok deniyorsa neresindeyiz bu çalışmanın? Leyla İpekçi, Yeni